Küçüklüğünden beridir mutfağa giriyormuş geliniz. Aynen. Berivan nişanlıyken de katılmak istemiş ama Fatma ablası istememiş. Fatma aynen. ablası. Ben kabul etmedim. Ha. Yani kaynana zamanı şimdiymiş. Her şeyin zamanı var. Kaynana çok eleştiriyor. Böyle kızlara çok yükleniyorlar. Kendileri yarışsa eminim kendileri de hiçbir şey yapamayacak ama ha, kızlara çok yükleniyorlar. Krep yaptırdık nasıl döküldüler vallahi yani, kayınvalidede. Sanki hani kendileri dünyanın en iyi yemeğini çıkarıyorlar da ne kızlara yükleniyorlar gibi. Senin düşüncelerin benim hoşuma gitti söylediklerim masada Fatma Hanım. İnşallah bugün de yemekler güzel çıkar ama bizde nişanlı çıkacak, sözü çıkacak. Kızlar döktürdüler vallahi genç hanımlar, genç yarışmacılar. Neler yaptı birinci olan çok da evli olmayıp da. Ha bu arada hemen hatırlatalım 0543 başvuru için telefon numaralarımız Fox.com.tr üzerinden de bize ulaşabilir. 15.000 TL'yi alabilirsiniz. Biz de size gelebiliriz. Türkiye'nin her neresinde yaşıyor olursanız olun. Yeter ki başvurun. Gelelim 15.000 TL'yi verelim. İlk durağımız Eskişehir'di. Bakalım bundan sonra nerelere gideceğiz? Tabii ki Covid-19 önlemleri çerçevesinde, ışığında. Aynen bak 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 muhallebi çırpışa var. Neydi Kutkut'un ismi? Ha Kutkutuk. Kutkutuk yiyeceğiz. Onun için kağıt kalemleri hazırlayın. Çok enteresan bir tarif geliyor. Hiç bilmediğimiz, duymadığımız. Bakalım kayınvalideler nasıl yorum yapacaklar. 15.000 TL yarın büyük final. Bugün Berivan yarışıyor. Kaç dakikası geçti mikser? Mr. Mixer. Tamır tamına 19 dakika geçti. Tattım bitti miksercim. Ne yaptın şimdiye kadar? Tavuklar haşlanıyor, domates çorbası için. Kabak pastası için kabaklar haşlanıyor. Evet, alt tabanını, orta muhallebisini hepsini yaptım. Çiğ köfte malzemelerini hazırlıyorum. Sirkeye yatırdım yeşilliklerimi. Hadi bak özellikle de mutfakta çiğ köfte yoğurmanı izleyeceğim seni dikkatlice. Tamam. O ne? Şimdi çökertmenin etini marine ediyorum. Doğranması... Çökertmenin yoğurdu, birazcık. Sosu. Patateslerin kibrit çöpü gibi olması. Aynen. Etin bonfile yumuşacık, jülyen kesilmiş bir et olması. Sıcak sıcak servis edilmesi çünkü yoğurt çok sosunu önemli. Ve patatesi soğutur. Tabii, onun tabii. için çok önemli. Bunlara çok dikkat et lütfen. Gönlüm senden yana bugün sevgili Berivan. Umarım. Özlem Hanım çok memnun oldum. Ben de. Biz bence biraz dedikodu yapalım. Bence tekrar bir araya gelecekmişiz gibi bir his var içinde. Sizi tekrar görmek isterim. Kayınvalidenize, ailenize benden sevgiler, ay, selamlar. Çok teşekkür ederim. Evet, bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Hadi bakalım, su gibi aksın geçsin inşallah. 2 saat sonra görüşeceğiz. Gözüme görüşürüz. Hadi bakalım, tadın. Hoşçakalın. Çiğ köfteden özellikle bekliyorum. Hatun tamam. Ben sana başarılar diliyorum. Çok teşekkür İhtiyacın ederim. Yok ama yine de söylüyorum. Çok teşekkür kolay gelsin. Ederim. Güzel puanlar almazsan bu akşam kalacak yer ara. Berivan. Tamam. Güzel yaparsam da sen ara tamam mı? Sen akşam gör ben sana ne sofralar kuracağım. Muhteşem kutlamalar yapacağız seninle. Tamam mı? Tamam. Papatyamda sohbet ediyoruz yan tarafta seni bekliyorum. Hadi bakalım. Tamam. Kolay hadi gelsin. Bay bay. Kolay gelsin ablacığım. Hadi görüşürüz. Anneciğim. Döndü hanım mı yoksa Aysel hanım mı özür dilemeli? Döndü ablanın evet özür dilemesi gerekiyor. Çünkü kendi sofrasında hoş olmayan cümleler kurdu. Bence o da farkına varıp özür dileyecektir Aysel hanımdan. Hayır, kesinlikle. Ben bu zamana kadar kimseden özür dilemedim. Babamdan, anamdan, eşimden, başkasından. Yani kimseden de özür dilemem. Niye dileyim ki? Kendine mi oynuyor ki? Onun için mi bana özür dilerim? Hiç de dilemem. Dedim, hak ettiği kelimeyi verdim, özür de dilemeyeyim. Çökertme kebabı için soyulan patatesler ince ince doğranıyor. Ardından tava ekmeği için hamur yoğruluyor. Şimdi neye geçiyorsun? Şimdi neye geçeceğiz? Mor lahana salatamı ovacağım. Berivan, eşin nasıl evlenme teklif etti? Evlenme teklifi normal ciddi bir konuşmayla geçti. Yani dışarıda yemek yerken hiç beklemediğim bir anda etti. Çok şaşırdım ben de. Yani sürprizleri seven bir insan değilim. O da bunu bildiği için ayrıyetten bir sürpriz hazırlamadı tabii ki de. Eşin romantik mi? Yani romantiktir. Her hareketi romantiktir yani. Ana yemekle servis edilecek kutkutuk için yeşil biberler közleniyor. Kutkutuğun içine başka neler girecek? Biber, patlıcan, tereyağıyla kavuracağım onu. Birazcık sarımsak rendeleyeceğim, tuz bir de. Ara yemek için mor lahana doğranırken kurkutuk için yeşil biberler közlenmeye devam ediyor. Eşin Arabistan'da ne kadardır çalışıyor? Eşim Arabistan'da 3 yıldır çalışıyor. Yani biz konuşmaya başladık, o gitti işte. Evlenmeden önce de Arabistan'da çalışıyordu yani. Aynen. Büyük bir kısmını orada geçirdi. Zor olmadı mı? Oldu ilk, yani daha hala da zor ama alışıyoruz işte. Doğranan mor lahanalara zeytinyağı ve nar ekşisi döken gelinimiz hemen yoğurmaya başlıyor. Mor lahana salatasına başka neler girecek? Bu mor lahana salatasına çok az bir karabiber koyacağım. Başka da bir şey girmeyecek. Tuz, limon, zeytinyağıyla ovuyorsun, yumuşuyor. Tuzunu turşu attın, gibi. Mi?
Çok az attım, sonra yine ekleyeceğim yumuşasın diye. Çiğ köfteyle uyumlu mu sence? Tabii ki de. Çiğ köftenin yanına bütün böyle salata türleri, kültür türleri hepsi yakışıyor bence. Aynen yani ya. Yani börekten daha çok yakışıyor, dolmadan daha çok yakışıyor. Kıymalı lahana dolması çiğ köftenin yanında olmaz. Biber dolması olmaz, patlıcan dolması olmaz, börek olmaz çiğ köftenin yanında. Yani tamam dışarıda lokantalarda belki geliyordur, yiyorlardır ara sıcak olarak ama olmaz yani. Bir de dün döndü hanım zaten ne dedi? Bu sofraların kralı çiğ köfte dedi. Çiğ köfte ise çiğ köfteye yoğunlaşalım. Yanındaki yemeklere değil. Gelinimiz çökertme kebabının sosunda kullanacağı domatesleri rendeliyor. Çökertme kebabı ne? Ben onu hiç bilmem, görmedim. Yani belki yemedim, bilmiyorum. O hangi yöreye ait? Çökertme kebabı hiç pişirmedim de bilmiyorum. Masaya gelende görsem, her zaman yaptığım olsa isimini değiştirdiğine göre yakin ki bilirim. Aa, kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Kim geldi acaba? Bir bakalım. Ben geldim. Hoş geldin. Aa, bana çiçek mi geçti? Annemle babam. Oo, kimler gelmiş? Aa, annemle çiçek. Babam. Kızım, kuzum, hoş geldin. Çok nasıl teşekkür ya? Ederim. Anneciğim, babacığım, öpüyorum sizi. Delal, ağabeyinle Berivan'ın evliliğine nasıl bakıyorsun? Ya valla şöyle söyleyeyim, başka birisi koy olsaydı oraya. Yani tepkim çok farklı olabilirdi ama Berivan abla olduğu için bir şey söylemedim. Tereyağın nerede? Dolapta. Yine bir dedim, iyice bir düşün falan, bak dönüşü yok diye. Ama dinemediler. Nikah evlendiler. Zamanında nikah kıyılıyor. Abisine diyor ki, bak diyor, oraya zorla oturttuysan diyor Berivan seni, bana göz kırp diyor, hemen müdahale ederim diyor. Ama kırptı aslında. Domates çorbasına başlayan yarışmacımız tereyağda un kavuruyor. Delal, sen yemek yapıyor musun? Yani yaparım ama Berivan abla olduğu için tabii ki de çok fazla şey yapmıyorum ben genelde. Yalnız bana kaldığım zaman genelde falan yapıyorum. Anneciğim, eşin olmadan çocuklarla yaşamak zor olmadı mı? Küçükken evet çok zordu. Biraz daha olsun. Yani onlara hani babaların olmadığını hissettirmemek için elimden geleni yaptım. Tabii ki yerini doldurmak imkansız ama yani bir şekilde iyi insanlar yetiştirdiğime inanıyorum. Delal, senin için zor oldu mu? Ya tabii canım, zor oluyor yani sonuçta ama ben annemin yani hiç hatırlamıyorum öyle eksikliğini hissettirdiğini. Çünkü her alanda yanımızda olmaya çalışıyordu. Hem baba olarak, hem anne, hem arkadaş olarak. Anneciğim, Delal kime benziyor? Köyün en güzel kızının kızı. Bir de babasının güzelliği eklenmiş, ortaya çıkmış. Şimdi ama babasına daha çok benzetiyorlar. Yani bana benzeten pek çıkmıyor. Eşin de yakışıklı o zaman. Yakışıklıdır. Söylemeyeyim, nazar olmasın. Eşinle aşık olarak mı evlendiniz? Evet. Kaç yaşında evlendin? 20 yaşındaydım. Evlendiğinde. Aileleriniz evliliğinize nasıl baktı? Ailelerimiz istemedi. Niye istemediler onu da bilmiyorum. İstemediler. Biz 3-4 sene konuştuk. Tamam, sonra onların izni olmadan evlendik. Bir süre tepki gösterdiler bize. Konuşmadılar, küstüler. Benim ailem, onun ailesi. Biraz kendi kafamızın dikine gittik. Berivan, domatesleri kabuğuyla mı doğruyorsun? Kabuğuyla koyuyorum. Daha sonra süzeceğim. Çünkü domateslerin pek rengi yok bu mevsimde. Kabukları bayağı fazla renk veriyor. Tavuk suyu da koyacak mısın? Tabii ki de ekleyeceğim. Şimdi süt de koyacağım. Domates çorbası için kavrulan una, domatesler iri iri doğranıyor. Aslan doğruydu yani. Kendi yöresinin güzel çorbaları vardı, yapabilirdik. Domates çorbası çok basit. Öğrencilerin yapabileceği bir çorba. Kolay. Şöyle hemen yap. 2 dakikada ye git. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.